Sevgili mavi kadınlılar, 19 Ağustos'ta bir dolunay var. Sert bir dolunay çünkü içinde Uranüs karesi var. Beklenmedik yerden gelecek bitişler, beklenmedik yerden sonlanmalar yaşayacağız. Ne yapıyoruz? Moralimizi bozmuyoruz. Dolunaylarda neye dikkat ediyoruz? Dürtüsel davranmayacağız, ani kararlar vermeyeceğiz. Birazcık daha mantıklı hareket edeceğiz. Çünkü gökyüzü ciddi anlamda sıkıntılar, engellenmeler ve beklenmedik olayları getiriyor olacak. Özellikle aslanlar ve teraziler, aşk ve ilişkiler konusunda çok dikkatli olun derim. Boğalar ve başaklar, siz de kariyer konusunda biraz daha dikkatli olun. Şimdi bütün burçları ve yükselen burçları etkisine gelirsek. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, sevgili koçlar, kuvvetle muhtemel bu dolunayla beraber sosyal statü anlamında, sosyal çevreniz anlamında çok şeyi değiştirmek isteyeceksiniz. Parasal anlamda, iş anlamında da zorlanmalar ve engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Akışta kalın, yavaşlasın hayatı ve öyle karar verin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, kariyer eviniz olacak bu dolunay ve Uranüs kareli. Yani kariyerle ilgili beklenmedik sonlanmalar, bitişler. Bir yöneticinin ayrılması olabilir bu. İşte bazı değişiklikler olabilir. Dikkatli ve temkinli olmanızı tavsiye ederim. Dürtüsel davranmayınız. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Akademik kariyer yapan, yurt dışı işlerleri olan, hayatında önemli eğitimler alan ikizler. Bu dönem beklenmedik krizlerle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda kariyer konusunda da engellemeler olabilir. Daha temkinli ve daha yavaş hareket edin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, miras, krediler, vergiler konusunda beklenmedik olaylar, beklenmedik sonlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Yavaş ve temkinli hareket edin, dürtüsel davranmayın. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, ilişkisi olan aslanlar, dikkatli olunuz. Uranüs karesi beklenmedik yerden gelecek diyor sorunlar. O yüzden daha temkinli, daha akışta kalmak iyidir. Yalnız olanlarsa beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilirler ama temkinli olmakta, hemen inanmamakta fayda var. Biraz tanımaya çalışın karşınızdaki insanı. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, iş anlamında bazı sonlanmalar, sonuçlar alacağınız bir dönem olabilir. Biraz zorlayıcı etkileri var. Beklenmedik krizlerle uğraşmanız gerekebilir. İş anlamında da, sağlık anlamında da biraz yavaşlayın, biraz temkinli olun, biraz daha sakin adımlar atmaya çalışın. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler, aşk konusunda olacak bu dolunay. İlişkisi olanlar, ilişkisiyle ilgili beklenmedik krizlerle karşı bilirler. Temkinli, ağır adımlarla ve dürtüsel olmayan adımlar atmaya çalışın. Yalnız olanlar, hiç beklenmedik karşılaşmalar yaşanabilir ama Uranüs etkisiyle gelene çok güvenmeyiz genelde. Birazcık daha tanımaya çalışın karşınızdaki insanı derim ben. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, hanenizde gerçekleşecek bu dolunay. Ne demek bu? Ev değişikliği, evle ilgili sorunlar, belki evin içindeki sistemle ilgili değişiklikler gerekebilir. Uranüs olduğu için beklenmedik olaylar olacak. İşte yoksul ile ilgili bir sorun, yok belki lavabo ile ilgili bir sorun. Yani evin içerisinde herhangi bir sorunla beklenmedik bir anda uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Temkinli olmakta fayda var. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, bu dolunay size diyor ki arkadaşlıklar, ilişkiler, kardeşler, kuzenler gibi konularda, iletişim konularında büyük krizler olabilir, yanlış anlamalar olabilir, daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, parasal konulara dikkat çünkü Uranüs kareli bir dolunay, beklenmedik krizler, beklenmedik parasal sorunlar olabilir, daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili kovalar, sevgili kovalar, bu dolunay birinci evinizde gerçekleşecek. Hayatın her alanına yansıyan beklenmedik krizlerle uğraşmanız gerekebilir. Temkinli olun, dürtüsel davranmayın, akışa bırakın derim ben. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar, bu dolunay arkanızdan çevrilen ne varsa önünüze düşer ve siz de bunlarla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Arkadaşlıklarınızı tekrar sorguladığınız, belki kuzenlerle ilişkilerinizi tekrar sorguladığınız ama çok şaşırdığınız bir dolunay olacak. Böyle dolunaylarda ne yapıyoruz? Biraz akışa bırakıyoruz. Biraz gerçekleri görmeye çalışıyoruz ve dürtüsel olmayan, daha mantığımızla hareket etmeye çalışıyoruz. Çok daha kolay atlatırız. Zor bir dolunay ama eminim yapması gereken şeyi yapacak. O yüzden dikkatli olmakta ve kendinize iyi bakmakta fayda var. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın.